MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yabancı ülkelerden fon desteği alan muhalif medyaya sert çıktı. Emperyalizmin fonladığı bir kısım satılmış medya Türkiye düşmanlığı hususunda adeta yarışa girdi. Bunlar para aldıkları yerlerden emir alıyorlar. Bu güdümlü ve kukla medyanın devşirilmiş kalemlerinin ne yazdığı, neyi propaganda ettiği değersiz dedi. Şöyle baktığımız zaman sosyal medya olsun, yazılı basın olsun, televizyon kanalları olsun bazıları yabancı vakıflardan, yabancı şirketlerden bir takım fonların aldığını ben zaten aylardır değil, yıllardır söylüyorum. Türkiye'de özellikle ayaklanmalar, işte sosyal bir takım ayaklanmaların altında da bunu fonlayan dernekler var. Bunların içerisinde en şaibelisi Alman vakıfları. Amerikan, işte Türk-Amerikan dostluğu, Türk-Amerikan dernekleri, işte Alman ne bileyim Türk kardeş dernekleri, yok işte Alman ne bileyim ne vakfı, işte Avusturya, işte Türk kardeş ne bileyim ne vesaire. Bunların hepsi ayak. Bunlar tamamen Türkiye'de gündemi takip ediyorlar ve bazı sivil toplum kuruluşları başta olmak suretiyle sosyal içerikli bir takım hareketi gerçekleştirmeleri için ve aynı zamanda da kendilerine yakın olabilecek medyayı destekliyorlar. Veya sen bir televizyon kanalı kur, sen bir işte sosyal medya, internet portalı kur. Sen işte gazete çıkar. Biz seni destekleriz. Bol bol reklam. Her şey yasal. Reklam var şirketlerden, yabancı şirketlerden. Aslında reklam vermezler. Vakıflar sosyal içerikli destek adı altında paralar aktarıyorlar. Çeşitli nam ve isim adı altında. Yani burada Devlet Bahçeli'yi seversiniz sevmezsiniz ama Devlet Bahçeli'nin özellikle bu fonlama konusunda söyledikleri kesinlikle doğru. Emperyalizmin fonladığı diyor bir kısım satılmış medya. Yok mu? Var. Türkiye'nin değil, dünyanın tüm ülkelerinde emperyalizmin, yani o ülkelerin fonladığı medya kuruluşları var. Güçlerin medyasını oluşturuyorlar. Medyanın gücü oluşamıyor. Gazetecilik bölümünü bitiriyor, televizyonculuk bölümünü bitiriyor efendim. Artı iletişim fakültesini bitiren insanlar artı sözsüz iş arıyor, bulamıyor. Ama bir takım insanlar ne yapıyorlar? Fonladıkları kişilere televizyon kurduruyorlar, gazete satın alıyorlar, gazete kurduruyorlar, sosyal medya efendim içerikli portallar kurduruyorlar ve Türkiye'de veya başka ülkelerde, nerede, hangi ülkede kurulmuşsa yönetmeye çalışıyorlar. Siyasi müdahalelere ve itibarlı itibarsızlaştırma konusunda da altyapı oluşturuyorlar. Bir fonlama var. Bunu net bir şekilde görüyoruz.